Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de Başak Pınar Mahallesi'ne gidiyoruz. Malatya yolu üzerindeyim. Hatta şöyle yapayım kameramı. Başakpınar Mahallesi. Diyanet, Risalet Rahmet. Çağları aşan kutlu çağrı. Şeker bin Hümeyd'in radiyallahu şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Evet, Başakpınar Meydanı'na geldik. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz buyurdular. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Evet, Başakpınar köyü mahallesi bu kadar. Yağdığı yerin bir kısmı. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra ama olan kişinin yanına gelir ve en çok ne istersin diye sorar. Ama Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini,
ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek onun da gözlerini sıvazlar. Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en sevdiğin mal nedir der. Adam koyun der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadiyi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alacalının önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir. Ve fakir bir adam, yoluma devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alıcı hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alıcılı biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil mi der. Alacalı adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam ala tenli gibi cevap verir. Melek buna da eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra amanın kılık ve kıyafetine girerek onun yanına gelir. Ve yolcu ve fakir bir adam. Yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel ama olan kişi, ben amaydım. Allah görmeni sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandır. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap ettiler. Evet, Başakpınar'ın çıkışındayız şu an tekrar. Köye girdik çıktık. İşimiz vardı, onu hallettik. Evet. Şu an köyün çıkışı Malatya yolu, Malatya Pınarbaşı yoluna bağlanıyor. Hemen onu da göstereyim, şimdi birazdan göreceksiniz. Evet, sol tarafta da bunu yeni yaptılar. Başakpınar Mahallesi diye. Şöyle bir köyün girişi belli olsun diye buraya güzel bir yer yaptılar. Kayseri şehir merkezi, dönüş istikameti burası. 2 kilometre sonrası Mimar Sinan organize girişi. Evet, burası Mimar Sinan organizenin girişi. Aspilsan fabrikada yeni yapıldı. Silahlı Kuvvetleri'nin Aspilsan, pil sanayi, elektronik bilmem bir şeyler yeni yapıldı burası da. Malatya yolunda sürmeye devam ediyoruz. Evet, bu kavşakta da tırlar ve Mimar Sinan'a giden, organize giden tırların ve servis araçlarının genel olarak kullandığı dönüş burası. Talas tarafından viyadikten geliyorlarsa eğer, sol taraftan gelen Talas istikameti, sağ tarafa dönerseniz Mimar Sinan organize.
Burası da polis kontrol noktası. Durum böyle. Evet. Yolun sağ tarafı Mimar Sinan kasabası. Hemen şu sağ köşede Beksoy Özel Eğitim Merkezi var. Sanırım engelli bakım merkezi olması gerek. Çok emin değilim. Sol tarafım yine TOKİ. Basın mensupları için yapılan TOKİ hemen sol tarafım. Sağ taraf Mimar Sinan Köyü kasabası. Sol tarafım TOKİ. Adres olarak öyle görün. TOKİ'ye gelmek isteyen olursa Mimar Sinan kasabasının tam karşısına denk geliyor. Metre sonra sola dönünüz. Evet. 100 metre sonra sola döneceğiz. Şimdi şurası tarihi Adana kebapçısı. Bu arada yiyecekler çok güzel burada. Fiyatlar çok uygun. Çorbalar ve kebap çok güzel, çok lezzetli. En son paça çorbası, kelle paça 100 lira diye hatırlıyorum. Adana kebap dürüm alırsan 130-140 TL civarı. Fiyatlar uygun yani. Dışarıya bakarak çok da temiz, çok da güzel. Yiyeceklerin yanında bol bol meze de getiriyorlar. Çeşit salatasından, biberinden, ezmesinden tavsiye ederim burayı da. Güzel bir yer. Şuradan dönelim. Burada bir gitmem gereken bir eczanem var. Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Eczanesi'nin oralardayız. Bu arada videoyu izlersen Kalfa Ali ve arkadaşlar, gençler var burada, 3-4 tane isimlerini bilmiyorum. Gençler hepinize selamlar. Şöyle eczaneyi göstereyim. Videoda gözüksün. Göstermek istiyorum mevkimizi. Şurada arkadaşlarımız sağ olsunlar. Çok iyi insanlar. Evet, Mimar Sinan bu şekilde. Bunu da atalım.